hoş geldin. Açık havadayım şu an, lavi 8'den. Ona erdireceğiz. Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Evet. Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, hiç beklemediğimiz hayal kırıklıklarıyla dolu bir iki aydan geçiyoruz açıkçası. Ama ayağa kalkma zamanı, bazen sıçramak için biraz eğilmek gerekiyor. Biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi çok iyi sıçrayacağız. Umarım yarından itibaren çok iyi reaksiyon verip kazanma alışkanlığına, kazanma serisine geri dönmek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Karşımızda 3-4-3 oynayan, topla oynamayı seven, özgüvenli bir takım var. Tabii ki de bizim yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz açıkçası. Başakşehir Kulübü'nün oyuncularla yapmış olduğumuz toplantıda koyduğumuz iki tane hedefi var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında sıralamada bitirip playofflara kalabilmek. İkincisi de devre arasına kadar, yapacağımız takviyelere kadar, transfer dönemine kadar en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites arttırabileceğimiz, aynı geçen seneki gibi vites arttırabileceğimiz bir pozisyonda yer alabilmek. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 tane güzel maç var. Yarın oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. 2 gündür bazı kararlar da aldık içeride. 2 gündür sinerjiyi iyi görüyorum. Oyuncularımı iyi görüyorum, hazır hissediyorum. O yüzden yarın maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir oyunla 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Tam toparlanıyor, tekrar geri dönecek Başakşehir dedik. Eyüp ve Beşiktaş maçları. Daha sonra tekrar Antep maçı geldi üstüne. Yine bir düşüş oldu. Bir karar, hem de konuşmanızda bazı kararlar aldık oyuncularla dediniz. Bu kararlar nedir hocam? Onu öğrenebilir miyiz? Evet. Öncelikle çok aslında bu konuyu buraya taşımak istemiyordum ama Berkay Özcan artık bizle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bunu benden duyabilirsiniz. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra ortak aldığımız bir karar. Aldığımız kararlardan bir tanesi o. İkincisi de oyuncularla beraber bu kulüp 50-60 kişiden oluşan, birbirini çok seven, birbirini destekleyen, birbiri için çok çalışanlardan oluşan bir kulüp. Biz bu kadarız ama çok da büyük bir kulübüz. Artık bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini hem oyuncularımız, hem biz, hem de staff, hem de yöneticilerimiz hepimiz çok iyi biliyorlar. 2 gündür çok istişare ediyoruz, konuşuyoruz, görüntülü ve sözlü olarak devamlı toplantılar yapıyoruz. Benim aldığım enerji bu yapmış olduğumuz ya da almış olduğumuz kararların takıma çok olumlu şekilde yansıyacağı. Bu ara bu süreç bizim dostumuzu da, destekleyenlerimizi de, dostlarımızı da görmemiz açısından bizim için çok önemli oldu, güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacımız da oluyor maalesef. Ama bu biraz fazla uzun sürdü. Çok bize, hem bana ve ekibime, hem oyuncu grubuma, hem de Başakşehir Kulübü'ne yakışan bir durum asla değil. Ama dediğim gibi geçen sene bu periyottan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi hem puan olarak, hem sıralama olarak, hem de Avrupa'da bulunma olarak çok daha iyi bir konumdayız. Yapacağımız bir sıçramanın veya işte Başakşehir performansının geri gelmesiyle daha iyi işler yapabileceğimizin de farkındayız. Hedeflerimiz çok net belli. İlk 24'e kalıp ligde de ilk 4 pozisyonuna en yakın şekilde kışı görüp ondan sonra da vites arttırmak istiyoruz. Takımınızda performansıyla beklenmedik bir şekilde ön plana çıkabilecek ve yarın herkesi şaşırtabilecek bir oyuncu var mı? Başarı bireysel bir oyuncudan mı gelir yoksa takım hareketinden mi? Bir diğer sorum, yarın sahada futbol severleri şaşırtacak bir beklenmeyen oyun kurgusu görebilir miyiz? Belkas burada diye Belkas'ı söyleyebilirim. Belki Belkas bizim için yarın fark yaratabilir ama biz her zaman bu oyunu oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden okumaya çalıştık. Tabii ki de oyuncular bu oyunun ana faktörü. Belkas gibi işte ön tarafta Piatek gibi, işte Crespo gibi,
Figueiredo gibi, Davison gibi, Serdar gibi, Deniz gibi, Kenny gibi yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinin skora katkı yapmasını bekliyoruz. Bizim önde hücum setlerimizi gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Yarın evet diziliş olarak karşımızda beşli savunmayla 5-4-1 bekleyen bir takım bulacağız. Ona karşı da farklı bir formasyonla sahada olmayı planlıyoruz. Farklı, güçlü, hızlı oyuncularla sahada olmayı planlıyoruz. İnşallah planladıklarımız sahada gerçekleştiği kadarıyla değerli. Bunları sahada gerçekleştirebilirsek hem güzel hem hızlı hem tempolu iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyorum. Sizin bu kısa süreçte devre arasında oyuncu eklemeleri üzerine beklentileriniz var mı? Bence şu an mevcut durumu konuşmamız en doğrusu. Ben her zaman düşüncem eldeki kuş daldaki kuştan iyidir. Önce elimizdeki oyuncu. Ben daha önceki tecrübelerimde çalıştığım kulüplerde elde ettiğim en büyük tecrübe diyeyim. Bazen eksilerek güçlenirsiniz, eksilerek çoğalırsınız. Ben bu süreçten sonra daha da güçlenerek, daha da çoğalarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi biz küçük ama çok güçlü bir aileyiz. Hep beraber bir yumruk haline geldiğimizde kıramayacağımız kapı, duvar veya rakip yok. Yarın o enerjiyi hissediyorum oyuncularımda. İşte az önce belki de bununla ilgili çok net şeyler söyledi. Heyecanlıyım açıkçası yarın için. Başakşehir'in tekrardan çıkış maçı olacağını düşünüyorum. Hocam başarılar diliyorum yarın için. Teşekkürler. Şu anda muhakkak bir çıkış noktası arıyorsunuz ve rakibin gücüyle de doğru orantılı olarak Petrokup sizce bu maç için ideal bir karşılaşma mı? Ve aynı zamanda Moldova Ligi'ndeki son hafta Hikmet Karaman'ın takımı Zimbulu'ya karşı da 1-0 mağlup oldular. Bu noktada Hikmet Hoca'yla da bir görüşmeniz oldu mu? Evet, şöyle söyleyeyim, çok güzel bir noktaya temas ettin. Bizim analiz departmanımızla Hikmet Hoca'nın analiz departmanı iletişime geçti. Sağ olsunlar, biz de bütün görüntüleri paylaştılar. Buradan bu vesileyle de Hikmet Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yardımlarından dolayı ekibi her türlü fedakarlığı yaptı açıkçası. O açıdan çok mutlu olduk. Şöyle, yarın rakibimiz kim veya güçlü bir takım da olsa, işte Petrokup da olsa fark etmez. Tek bir amaçla sahada olacaktık, kazanmak. Ama yarınki maçın favorisi olduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama öncelikle bunu sahaya gerçekçi hamlelerle, gerçekçi oyunla getirebilmek gerekiyor. Bence güzel bir maç çıkış yakalamak için, doğru bir maç, doğru bir rakip. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Başka soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.